Herkese merhabalar, ben Bella Taşdemir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beyaz çikolatalı ganajı nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü bundan önceki videolarımda hep çikolatalı ganaj tarifi vermişim. İki tane, bir tanesi kremayla yapılan, bir tanesi tereyağıyla yapılan. Onların da linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebileceksiniz. O yüzden şimdi beyaz çikolatalı ganaj yapıyorum. Ganajı yapmak için 200 ml kremaya ihtiyacım var. Ben SEK markasını kullanıyorum. 400 gram beyaz çikolata, Kalebaut markasını kullanıyorum. Ve oda sıcaklığında olan 150 gram tereyağı. Tencerenin içine kremayı boşaltıp ısıtacağım. Kutuyu aynen bu şekilde kesmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü diğer türlü şu yanlarda birçok krema kalıyor ve onu kullanmamış oluyorsunuz. Sonra da karıştırıp kaynama noktasına gelene kadar ocakta tutuyorum. Ve şu şekilde hafif fokurdadıktan sonra ocaktan alıyorum. Sonra da çikolatamın üzerine bu kremayı döküyorum. Sonra da yavaş hareketlerle karıştırarak çikolatanın erimesini sağlıyorum. Bütün çikolatanın eridiğinden emin olun. Eğer olur da çikolatanız erimezse ve tanecikler kalırsa, göstermek için özellikle şöyle yaptım. Tencerenizi ocağın üzerine alıp şöyle içine sıcak su koyduktan sonra, ama o sıcak su cama değmeyecek şekilde olmalı arkadaşlar. Bu şekilde koyuyorsunuz ve yine yuvarlak hareketlerle karıştırarak bütün çikolatayı bu şekilde de eritebilirsiniz. Genellikle çikolata fazla kullanıldığında hemen erimeyebilir arkadaşlar. Bunlar normal. Çikolatamın tamamı erimiş oldu. Şöyle hiçbir şekilde içinde parçacıklar kalmayacak. Bütün çikolata parçacıkların eridiğinden emin olun. Bu yöntemi eğer olur da çikolatanız çoksa ve kremayı döktüğünüz halde ve beklettikten sonra erimediyse, çikolatanızı benmari usulü eritebilirsiniz. Ve erittiğim çikolatamı böyle geniş bir kaba aldım, daha rahat tutayım diye. Sonra da üzerine tam gelecek şekilde streçle kapatıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar en az 4-5 saat soğumasını beklemeniz lazım. İsterseniz bunu gece de yapabilirsiniz. Gece yaptıktan sonra sabah ganajınız hazır olacak. Ayrıca arkadaşlar eğer ganajınızı boyamak isterseniz bunu böyle yağlı bazlı gıda boyalarıyla yapabilirsiniz. Çikolataya boyayacağınız gıda boyası mutlaka yağ bazlı olmalı. Ben Dr. Gusto'yu kullanıyorum. Ve bu şekilde buzdolabına koymadan soğutmaya bırakıyorum. Ve erittiğim çikolata soğudu. Böyle görebilirsiniz. Streçini kaldırıyorum üzerinden. Şimdi de tereyağımızı çikolataya ekleyeceğiz. Çikolatayı çırptım. Gördüğünüz gibi bir kıvam alıyor. Bakın pufidik, yumuşacık ve çok lezzetli. Ayrıca güzel bir şekilde de pastayı kaplıyor. Çalışması çok kolay. Rahat bir şekilde pastanızı kaplayabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.